Bir de ne yazık ki burada yine bir programda eleştirmiştik. Ben eleştirmiştim daha doğrusu. İstanbul İl Başkanı'nın bir çıkışı vardı. Sanırım parti içinde de bu görülüyor. İl Başkanı da şöyle bir değerlendirme yapmıştı. Yani sadece kamuoyu yoklamalarında önde çıkmak yetmez. Acaba yönetebilir mi, ona da bakmak lazım. Bence çok talihsiz bu açıklamaydı. Bu da gösteriyor ki partinin içinde hala taşlar yerine oturmamış. Liderlik konusunda hala ne bileyim meydan okumalar var. İşte en basit konuda bile. Ne o en basit konu? Yani Erdoğan genel kurula girdiğinde ayağa kalkalım mı, kalkmayalım mı? Bu kadar basit bir konu. 60 milletvekili hayır diyor. 50 küsuru dışarıda. İçeri girenlerin de bir bölümü zaten ayağa kalkmıyor. Daha bir sürü örnekler verilirim. İşte öngörü konusunda liderliğin problem yaşadığını görüyorum. İşte Gazze'ye gideceğim diyor, gidemiyor. Şam'a gideceğim diyor, gidemiyor. İşte özellikle o jest konuları. Yani o kadar çok hata yaptı ki. Hatta bu en son gelişmelerde de şöyle demiş. Bir daha tekrarlanırsa işte yani daha neyi tekrarlansın? Yani liderlik konusunda gerçekten iyi bir profil çizilemediğine inanıyorum. Bir de o yumuşama ve normalleşmede büyük hata yapıldı. Hatta o gün bakıyorum işte biz bunu başından itibaren eleştirenlerden birisiydim. Ama en çok Özgür Bey'e ve bu yumuşama ve normalleşme sürecine kim sahip çıktı? İktidarın üyeleri. Hatta en sert kalemleri bile, yandaşlar bile televizyonlarda çıkıyorlardı, diyorlardı ki işte bu süreç devam etmeli, bu Cumhuriyet Halk Partisi için de iyi oluyor diye. Müsaade ederseniz sözümü şunla tamamlamak istiyorum. Biraz önceki, bir önceki bölümde Selçuk Bayraktar'la ilgili bir şey söylemiştim. Evet. Şimdi ben buradan da baktım. Esasında Temmuz ayında böyle bir Facebook'tan paylaşım olmuş, bir video olmuş. Bu videoda yani o yapay zekanın yarattığı, yapay zekayla yapılmış bir videoymuş. Orada bir yatırım için reklam yapıyor. Ama benim anlatmaya çalıştığım şu, yani bu video değil. Bakın Temmuz ayında olmuş ilk defa. Bu YouTube kanalında, ben şimdi mesela YouTube'u açıyorum değil mi? Sizin bir YouTube şeyinizi, ilk reklam o çıkıyor biliyor musunuz benim karşıma? Yani bunun anlamı ne demek? Birisi YouTube'a para veriyor, bu reklamı yaptırıyor. Meğerse bu dolandırıcılıkmış. Bu iş Temmuz'da olduysa, hala çok yaygın olarak devam ediyorsa... Çok zor önünü almak. Ben de yaşadım. Ama şimdi şöyle, YouTube, mahkeme, bu işler yani... Düşünebiliyor musunuz? Benim adıma... Birini kapatıyorsunuz, öbürü açılıyor. Ama şöyle bakın, bu video değil... YouTube reklamı. Anladım. İkisi farklı. Fatih Altaylı'nın programında da var Baykar'ın ama ben bunu göremedim. Orada yani değil. Orada yok. Demek ki bu burada başka bu bir şey mi var? Bu bir sahte video. Şöyle çıkıyor diyor ki Türkiye vatandaşları ben... Hani video sahte değil mi? Hani şimdi ben okuyorum diyorlar ki sahte. Bu sahte. Yani ne diyeyim? Erişim ama... engelleme almak lazım burada ama diyorsun. Ama çok bir şey olmuyor yani. Birini engelliyorsunuz, diğerini yayın. Ama şimdi bir dakika, biraz bu farklı. Bakın öyle bir video değil bu. Bu YouTube mesela, sizin bir YouTube filminiz var değil mi? Onu izlerken ilk başta tak diye bu reklam çıkıyor. Evet evet. Doğru. Aynen böyle oluyor. Yani demek ki bunu yapan YouTube'a para veriyor bunun için. Evet evet. Bu öyle değil yani. Herhangi bir yükleme değil. YouTube'a para veriyor. Yani erişim faturası var, ödemesi var. Bu engellenebilir gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Çok kolay değil.